Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi KPSS serüvenimi konuşacağız. Nasıl 93,5 puan aldım? Nasıl çalıştım? Bunlarla ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Bu aralar KPSS ile ilgili çok fazla soru almaya başlamıştım. Nasıl çalıştığımla ilgili, neye dikkat ettiğimle ilgili. O yüzden bu bir güncelleme videosu olsun istiyorum. Sizlerin de sorusu varsa eğer yorumlarda belirtin arkadaşlar. Onlarla da ilgili video çekerim. Şunu da yapabiliriz. Yine ders ders nasıl çalıştım, hangi kaynaklardan yararlandım, hangi hocaları dinledim. Bununla ilgili de her ders için ayrı bir videoda çekebilirim arkadaşlar. Bana mutlaka yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Şimdi bugünün konusu benim KPSS serüvenim hakkında konuşmaya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Eğer kanalımı beğenirseniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçeceğim ama son şunu eklemek istiyorum, küçük bir dipnot. Kanalımı izliyorsunuz, videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ama abone olmayan arkadaşlarımız var. Hem Instagram'a hem de buraya abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi artık videomuza geçelim istiyorum. Benim KPSS serüvenim, benim çalışma stilim nasıl oldu ve ben bu puanı nasıl alabildim? Bununla ilgili güzel, uzun uzun bir video anlatacağım. Deneyimlerimi paylaşacağım sizlerle. Belki sizlere ilham olur veya motivasyonunuz kırılmıştır. Özellikle şimdi sıcakların başlamış olduğu bu dönemde. Herkesin dışarıya çıkıp gezmek, tozmak, tatil, deniz, havuz yapmak istediği dönemde. Sizin de canınız çekiyordur illaki. Birazcık böyle motivasyonunuz kırılmış, dersten birazcık uzaklaşmış olabilirsiniz. Umuyorum size faydası olur bu konuşmalarımın. O yüzden biraz da motivasyon videosu olsun istiyorum bu video. Şimdi artık konumuza girelim arkadaşlar. Benim KPSS serüvenim nasıl 93,5 puan yapabildim? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Benim matematikte bir altyapım vardı. Matematikte çok kötü değildim arkadaşlar. O yüzden özellikle matematikte çok fazla sıkıntı çekmedim. Niye bunu özellikle belirtiyorum? Herkes o dersten daha az soru çözebiliyor. Daha az net çıkartabiliyor. O yüzden matematik en önemli konulardan ders alan bir tanesi bence. Dediğim gibi herkesin, daha doğrusu çoğu kişinin diyeyim, çok fazla sevemediği, çözemediği tarzda bir ders olduğu için biraz daha puan toplayabileceğiniz bir ders olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim bir avantajım matematik temelimin olmuş olmasıydı. Bir diğeri dezavantajımdan bahsedeyim. Sözel dersler, özellikle tarih dersine sıfır arkadaşlar. Sıfır. Gerçekten sıfırdım yani. O yüzden beni en çok zorlayan ders tarih oldu. Birçoğunuz tarihi çok seviyor. Bana mesaj atıyorsunuz. Nasıl tarih? İşte sıfır. Nasıl tarihte çok zorlandım? Bizi tam tersi matematikte çok zorlanmıştık. Diye yorumlar, mesajlar geliyor arkadaşlar. Ama tarihe karşı çok fazla bir ilgim olmadığı için bu lise zamanlarından gelen bir şey. Lisede dahi tarihi çok fazla sevemiyordum açıkçası. O yüzden sevmediğim, yani ilgimi çekmeyen bir ders olduğu için benim en çok zorlandığım derslerden bir tanesiydi. Beni aşırı zorladı. Tarihe çalışırken çok farklı teknikler denedim. Çok araştırdım. Nasıl çalışabilirim? Nasıl aklımda kalabilir bu bilgiler diye. Çünkü çok fazla bilgi var. Matematik öyle değil. Matematikte bir formül öğrenmeniz gerekiyor veya ezberlemeniz gerekiyor. O formülü hangi tarzda soru sorduğunu bildiğinizde ve o sorunun formülünü hatırladığınızda zaten çok fazla zor gelmiyordu bana. Ama tarih benim için gerçekten de bir fiyasko diyebilirim. Benim Türkçe dersim de çok kötü değildi arkadaşlar. O yüzden Türkçe de beni çok fazla zorlamadı açıkçası. Şöyle bir teknik yaptım kendime. Şöyle bir taktik uyguladım. Matematikte iyiyim diye veya bir konuda başarılıyım diye o konuyu es geçmedim. Mutlaka o konuyla ilgili soru bankasından soru çözdüm. Mesela matematik dersinde demiş olduğum gibi çok kötü değildim. Altyapım vardı. Bildiğim konular vardı. O konulara çalışırken şöyle yaptım. Zaten o konuyu bildiğim için es geçmek yerine oturup o konunun sorusunu çözmüştüm. Yani ders videosu dinlemediğim için bildiğim konudan birazcık bana zaman kazandırmıştı. Ama tabii ki de nasıl olsa ben bu konuyu biliyorum deyip bir kenara da atmadım yani. Mutlaka sorusunu çözmüştüm. Çünkü burada çok önemli olan kısım şu. Farklı soru tarzları görmüş olmanız. O yüzden ben bu KPSS ile ilgili her videoma diyorum ki farklı soru tarzlarını görün, farklı kaynaklardan
bol bol soru çözün. Çünkü konuyu bilmiş olsanız dahi, o konuya hakim olmuş olsanız dahi size öyle soruyor ki soruyu, gerçekten hiç hayatınızda görmediğiniz, bilmediğiniz bir konudan size soru sormuş gibi hissediyorsunuz. Soruyu sorma tarzları farklı olduğu için her kaynaktan mutlaka bence soru çözün derim. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Diyelim ki şu an yeni başladınız KPSS çalışmaya ve nasıl çalışmalıyım? Yani benim hangi konuda bilgim var, hangi konularda eksiğim diye tespit etmek istiyorum diyorsanız eğer, size verebileceğim ilk tavsiye kesinlikle oturup bir deneme çözmeniz gerekiyor. Bu denemede yanlışlarınızı gördükten sonra hangi konularda eksik olduğunuzu zaten anlayacaksınız. İlk denemeyi çözdükten sonra kesinlikle hüsrana kapılmayın. Çünkü eğer yeni çalışmaya başladıysanız deneme netleriniz çok düşük olacaktır. Bu bende de aynısı olmuştu. Ben oturup ilk önce bir deneme çözmüştüm. Ben nerede eksiğim, hangi konularda eksiğim var, hangi konulara daha çok çalışmalıyım, ağırlık vermeliyim diye bir deneme çözmüştüm, kendimi denemiştim. Ve ondan sonra ben de çok düşük bir net yapmıştım, çok yüksek bir net yapmamıştım. Tabii ki de bu ilk net sizin motivasyonunuzu bir tık düşürüyor açıkçası, ama şunu bilerek devam edin bence. Zaten bu denemenin amacı sizin bilginizi ölçmekten ziyade eksiklerinizi görmek için olduğundan çok fazla kendinizi düşürmemeniz gerekiyor. O yüzden mutlaka bence bir deneme çözün derim. Bu en önemli nokta. Bu arada deneme çözmek sadece sınava yakın yaptığımız bir şey değil. Ara ara mutlaka denemeler çözmeniz gerekiyor. Ders çalışmaya başladığınız zaman da denemeler çözmeniz gerekiyor. Bu denemelerin netlerini not etmeniz gerekiyor ki gün gün, tarih tarih mutlaka not etmeniz gerekiyor ki sizde bir ilerleme var mı yoksa aynı yerinizde mi sayıyorsunuz, bunu görebilmeniz için. Bu çok önemli bir nokta. Bunu başka bir videoda çok uzun uzun anlatırım size öneminden, ama zaten deneme çözmek bütün bu sınav çalışma süresi boyunca her zaman yapacağımız bir şey olacağından bu konuya çok fazla derinlemesine girmiyorum. Ama ilk olarak kesinlikle bir deneme çözerek bu işe başlamanızı tavsiye ediyorum. Tarihte dediğim gibi çok fazla zorlanmıştım ben. Çok fazla metot denemiştim. Tarihte o yüzden böyle çok güzel, çok süper bir net yapamamıştım. Ama yine de elimden geleni yaptığım için yapabileceğim, en azından benim kapasitemin alabileceği en iyi neti çıkarttığıma inanıyorum tarihten de. Coğrafya ve vatandaşlık için şöyle bir şey söyleyeyim. Bence en önemli derslerden bir tanesi coğrafya ve vatandaşlık. Neden diyeceksiniz? Tarihe herkes benim gibi tarih bilgisi olsun veya olmasın çalışıyor zaten. Ezberlemeye çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. İyi olan var, kötü olan var. Ama bana göre, bana soracak olursanız, ayırt edici ders coğrafya ve vatandaşlıktır. Çünkü birazcık da böyle güncel konularla ilgili, hayatla da bağdaştırabileceğiniz konular olduğu için kesinlikle ayırt edici bir ders olduğunu düşünüyorum coğrafya ve vatandaşlık dersinin. Biraz da konuları basit olduğu için diğer derslere nazaran bazıları şöyle yapıyor. Özellikle vatandaşlık için son bir aya, iki aya bırakıyor. Nasıl olsa onu o zaman hallederim. Konular zaten basit diye bakıyor. Ama o hatayı kesinlikle yapmayın. Ben o hatayı yapmıştım. Ve vatandaşlıktan soru puan kaybetme neden olmuştu bu durum. O yüzden kesinlikle vatandaşlıkta da normal derslere nasıl çalışıyorsanız aynı şekilde çalışmanız gerekiyor. Zaten konuları çok fazla uzun olmadığı için çok kısa bir sürede bitireceksinizdir. Coğrafyada aynı şekilde. Dediğim gibi güncelle de bağlantı kurabileceğiniz için coğrafyada çok fazla sizi zorlayacak bir ders değil. Yani en azından bana göre tarih zor olduğu için tarih ve coğrafyayı kıyaslayamam bile. Yani coğrafya tarihin yanında çerez kalıyor benim için. O yüzden ben tarihe biraz daha fazla asılmıştım. Bunun dışında size önereceğim şey şu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız, tabii ki herkesin sistemi farklıdır, eleştirmek için kesinlikle söylemiyorum, ama bazı arkadaşlarımız böyle kendilerine bir program çıkartıyorlar. Program çıkartmakta hiçbir sorun yok. Evet, kesinlikle program çıkartmalısınız. Ama ben çalışırken daha doğrusu sınava, asla saatli bir program çıkartmadım kendime. Örneğin saat 8'de uyanacağım, işte 8.30'da kahvaltımı bitireceğim, 9'a dersin başına oturacağım, 10'a kadar matematiğe, 11'e kadar coğrafyaya, İşte 11'den 12'ye dinleneceğim vesaire gibi böyle saatli bir program çıkartmamıştım kendime. Onun yerine şu şekilde yapmıştım. Örneğin bugün hangi dersi çalışacağım? Matematikten şu konuya, tarihten bu konuya çalışacağım. Ve ayrıyetten de sorularını çözeceğim. Vatandaşlıktan
sallıyorum 20 tane de soru çözeceğim gibi bir program çıkartmıştım. Yani saatli bir program çıkartmamıştım. Ve hiçbir zaman da kendimi böyle çok fazla kasmamıştım. Bazı arkadaşlarımızın tüm hayatı KPSS oluyor ve aklı dışarıda kalıyor. Aklı arkadaşlarında kalıyor. Canı gezmek istiyor, canı dolaşmak istiyor. Bunları böyle çok fazla ertelerseniz eğer motivasyonunuz çok çok düşecektir arkadaşlar. Bence, bana göre yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Gerçekten eleştirmek için söylemiyorum. Bazı arkadaşlarımız bu şekilde motive oluyor. Eğer kendini şartlamazsa, programlamazsa, saatlik bir program çıkartmazsa çok rahat davranıp konuları, dersleri es geçeceğini düşünüyor. Herkesin çalışma stili farklıdır ama benim çalışma stilim kesinlikle saatli bir çalışma stili değildi. Programlıydım evet ama saati saatine de bir şey yapmıyordum. Gezmemden de çok fazla geri kalmıyordum. Tabii ki de bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Sabahtan akşama kadar çıkıp gezin demiyorum ama örneğin gün içerisinde bir saatinizi, iki saatinizi de kahve içmeye ayırabilirsiniz dışarıda arkadaşlarınızla buluşarak. Yani o kadar da ben kendimi kasmamıştım. Çünkü ben kendim o kadar kasarsam, o kadar boğarsam kopacaktım yani derslerden. Bunu da bildiğim için hayatımdan da vazgeçmek istemiyordum. Bu sınavı da kazanmak istiyordum. İyi bir yerlerde de çalışmak istiyordum. Ama hayatımı da yaşamak istiyordum açıkçası. O yüzden çok fazla kendimi kasmadım. Özellikle son zamanlarda evet kasmak zorunda kalıyorsunuz. Bir şeyleri ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Kendinize frenlemek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki de frenleyin. Rahat rahat çıkıp gezin demiyorum ama çok da fazla kasmayın derim ben. Şimdi bunu da söylediysem bir önemli olan kısım da şu arkadaşlar. Son yılların çıkmış olan sorularını çözmeniz gerekiyor ki soru tarzlarını görmeniz açısından. Dediğim gibi ne kadar farklı soru tarzı görürsünüz o kadar sizin avantajınıza olacak. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Hangi dersten kaç tane soru çıkacağı, hangi konudan daha doğrusu kaç tane soru çıkacağını bilmeniz de sizin için bir avantaj sağlayabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, yine tarih dersi üzerinden örnek vereceğim. Sallıyorum, mesela ben buraya yazmıştım zaten. Eğer isterseniz yine bununla ilgili detaylı bir video çekerim. Hangi dersten kaç tane soru çıkacak, hangi konudan kaç tane soru çıkacak üzerine. Örneğin, İnkılap tarihinden 2018 yılında sınırım 5 tane, evet. 2018 yılında 5 tane soru çıkmış. Yani tarihin en çok soru çıkan konusu İnkılap tarihi olmuş. Yani bu şöyle oluyor. 2018'de 5 tane soru sormuş. 2024'te 4 sorar, 6 sorar ama bir sormaz. Yani her dersin, her konunun daha doğrusu ağırlıkta olduğu, ağırlıkta çıkan konular var zaten. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları bilmenizin avantajı şu olacak arkadaşlar. Yine İnkılap tarihinde örnek vermiştim ya. Örneğin o İnkılap tarihinin incine cincine kadar çalışmanız gerekiyor demek oluyor bu. Çünkü bu 5 sorunun içerisinde veya 6 sorunun içerisinde mutlaka ama mutlaka detay sorular oluyor. Yani herkesin göremeyeceği, gözünden kaçıracağı sorular oluyor. O yüzden iyice böyle didiklemeniz gereken bir konu olduğu için mesela bu konuya çok daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Çok daha fazla soru çözmeniz gerekiyor. Çok daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden bence bazı konular gerçekten çok çok önemli. Yani bunları bilmeniz gerekiyor. Aslında çok daha fazla şey anlatırım ama sanırım biraz fazla çektiğim videoyu. Editlerken mutlaka süresi düşer ama çok fazla konuştum. Çok fazla bir şeyler anlattım. Şimdi şöyle söyleyeyim. KPSS ile ilgili farklı videolara çekeceğim. Videonun başında söylemiş olduğum gibi eğer istediğiniz farklı bir video varsa KPSS ile ilgili mutlaka belirtin arkadaşlar. Onunla ilgili de ben video çekeceğim. Sizlere bildiklerimi anlatacağım, bildiklerimi paylaşacağım. Geçen sene gerçekten çok güzel bir KPSS ailesi olmuştuk. KPSS ile ilgili çok güzel videolar paylaşmıştım. Sizler de çok sevmiştiniz. Faydası olan arkadaşlarımız oldu. Kazanamayan, atanamayan, atanmayı bekleyen, tekrardan sınava girecek olan arkadaşlarımız da var. Umuyorum ki sizler için de güzel bir video olur bu video. Dediğim gibi KPSS ile ilgili bir sürü çok güzel, çok faydalı videolar çekeceğim arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Artık videoyu bence bitireyim. Çok fazla lafı uzatmayayım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir ve faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.